Merhaba arkadaşlar. 2020-2021 ekonometri dersine hoş geldiniz. İlk dersimiz bu. Evet, söylediğim gibi dersimizin adı, şuradan kalemimizi seçelim. Dersimizin adı ekonometri. Ekonometri. Elinden geldiği kadar yavaş ve net okunur şekilde yazmaya çalışıyorum. Grafik tablet kullanıyorum. Onun için direkt el yazımı görüyorsunuz. Ne yazıyorsam onu görüyorsunuz. Böylece derslerin daha aktif, daha ders ortamında olabileceğini düşündüm. Bu yüzden böyle bir taktik izlemeye karar verdim arkadaşlar. Evet, dersimizin adı ekonometri. Ekonometri dersinde kullanacağımız kitabın yazarı Profesör Doktor, Profesör Doktor Recep Tarı. Recep Tarı'nın kitabı. Kitabın adı ekonometri. Kaçıncı baskı olduğu çok önemli değil. Yani birçoğunda zaten benzer şeyler kullanılıyor. Yeni çıkan baskılarında da ileri versiyonları, zaman serisi, panel veri analizi gibi şeylere ilk dönem itibariyle geçmeyeceğimiz için. İkinci dönemde de az da olsa zaman seriye geçen dönem değindik. Ekonometri 2'de. Bunda da değinebileceğimiz varsayım altında ben size zaten ekstra kitaplarla bunları destekleyeceğim. İsterseniz almayabilirsiniz. Benim notlarım da yeterli olabilir. Ayrıca İstanbul Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi'nin uzaktan eğitim kitaplarını da paylaşacağım sizinle. Bunlardan da dersi takip etme imkanınız var. Beni tanımayanlar için ismim Okyay Uçan. Normal şartlar altında gelip soru sorabilmeniz için oda numarası 330. Fakat tabii ki şu anda yokuz, karşılaşamıyoruz, yüz yüze değil. Bu yüzden iletişim kurabileceğiniz yerlerden biri Instagram hesabı. Instagram hesabı için hemen paylaşayım, siz de görmüş olun. Bazen yazdığımız şeylerle göremiyor biliyorsunuz. Tamam, paylaşımı yapalım. Gördüğünüz gibi Doktor Uçan hesabı. Buradan iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca bu videoların birçoğunu ben YouTube hesabımda da paylaşıyorum. YouTube hesabında da şimdilik bizim çocuğun adıyla kayıtlı ama daha öncelerde kullanmıştık. Şöyle paylaşayım. Doktor Uçan, Junior Uçan diye aratırsanız da bulabilirsiniz. Bu şekilde. Doktor Uçan, Junior Uçan olarak da aratırsanız bulabilirsiniz. Ya da Rüzgar Egehan Uçan diye aratırsanız da YouTube kanalına ulaşabilirsiniz. Ki burada birçok derslerin daha önceki kayıtları da yer alıyor. Ayrıca Rüzgar'ın da kendi paylaşımları var. İkisi yer alıyor. Evet, tekrar derse dönelim. Tekrar derse dönelim. Ne dedik? Instagram hesabı dedik. Ayrıca Mergen üzerinden ve Ogris üzerinden de daha önce hocalarınızla iletişime geçtiğiniz kanallardan benimle de iletişime geçebilirsiniz. Paylaşımlarınız yine orada olacak. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş artık dersimize geçelim. Genel anlamdaki tanıtım bu. Dersin kitabı nedir? Konular olarak normal şartlar altında ekonometre deyince aklımıza ne geliyor derseniz, ekonometre 3 ayrı bilim dalının. Bunu daha sonra söyleyecek miyim acaba diye düşündüm ama üç ayrı bilim dalının birleşiminden oluşuyor. Şöyle bir sile. Şimdi ekonometri nerede, ne zaman ortaya çıktı? 1926 yılında Ragnar Frisch isimli bir iktisatçı. Frisch isimli bir iktisatçı ortaya atıyor. Hangi kelimeleri kullanıyor? Oikonomiya, pardon arkadaşlar, şunu hemen bir düzelteyim ben. Evet, oikonomiya ve metron kelimelerini kullanarak, oikonomiya ve metron kelimelerini kullanarak nedir bu? Ekonometri kelimesini ortaya atmıştır. Ekonometri kelimesini ortaya atmıştır. Ekonometrideki mantık ne? Bir ölçüm. Neyin ölçümü? Ekonominin ölçümü. Burada önemli nokta 1926 yılı. 1926 yılı. 1926 yılında ne oluyor?
Dikkat ederseniz buna çok yakın bir tarihte, çok yakın bir tarihte büyük bir olayla karşılaşıyoruz. Nedir o büyük olay? 1929, hepinizin bildiği gibi makro dersinde de özellikle durduğumuz 1929 büyük buhran, değil mi? Büyük buhran. Büyük buhranda karşımıza çıkan şey ne? Karşımıza çıkan şey ne? Şudur. İlk önce buna işte borsadaki sıkıntılar dedik, değil mi? Sizin bildiğiniz. İşte borsada ne alınıp satılıyor? Orada hisse senetleri alınıp satılıyor. Hisse senetleri, yani borsanın çökmesi, ilk aşama borsa çökmesi deniyor. Borsa nasıl çöker? Buradaki alınıp satılan şeylerin alınıp satılamaması durumu ya da satılamaması durumu diye düşünebilirsiniz. Bu ne anlama geliyor? Bu da borsadaki hisse senetlerinin alınmaması. Alınmaması aslında oradaki, bu nedir hisse senetleri kimlerin? Fabrikaların. Fabrikaların işlememesi anlamına geliyor. Fabrikalar neden işlemez? Şöyle bir düşünün o dönemi. Fabrikalar neden işlemiyor? Fabrikalar mesela Nike fabrikası ayakkabı üretiyor. Ama çalıştırdığı işçiler kimler? Tabii ki hane halkı, dışarıdaki halk. Onlar da malı alamadığına göre, yeterli ücret alamadıklarına göre, yani kendi kendine bir çöküş yaşıyor aslında piyasa. Talep eksikliği, temel nedeni talep eksikliği olarak karşımıza çıkıyor. Talep eksikliği olarak karşımıza çıkıyor. Evet, 1929 büyük buhranı bizim bu 1926'daki özellikle Ragnar Frisch'in, Norveçli iktisatçına Ragnar Frisch'in o ekonomiya ve metron kelimelerini ortaya atarak ortaya çıkardı. Ekonometri bilimin temelini oluşturuyor diyebiliriz aslında. Ekonometrinin kapsamı nedir? Ekonometri kapsamı. Evet. Birinci olarak iktisadi dalgalanmaları analiz etmek. Analiz etmek. Evet. Onun dışında. Evet, ekonometrinin kapsamında ilk olarak ne dedik? İktisadi dalgalanmaları analiz etmek dedik. İktisadi dalgalanmalar deyince ne geliyor aklınıza? Şu şekilde. Ve bu da iktisadi dalgalanmalar olsun. Şu çizgi trend büyüme yolunu gösteriyor. Büyüme yolu. Bunun tamamı reel iş çevrimleri olarak geçiyor. Reel iş çevrimleri. Mutlaka makro dersinde görmüşsünüzdür. Reel iş çevrimleri. Ve şuradaki dalgalanan da nedir? Hepinizin söylediğini tahmin edebiliyorum. Reel gayri safi yurt içi hasıla. İşte reel gayri safi yurt içi hasıla trend büyüme yolu üzerinde bazen daha yüksek seviyelerde, yani ekonominin büyüdüğünü, değil mi? En tepe noktaya ulaşıldığını, daha sonra daralma dönemine girildiğini ve dip noktaların yaşandığını ve tekrar genişleme dönemiyle devam edildiğini gösteriyor. İşte ekonometri iktisadi dalgalanmaları analiz ediyormuş. Birinci önceliği buymuş. İkinci olarak şu şekilde devam edelim. Tüketici davranışları ve mallara karşı talebi tahmin etmek diyelim. Tüketici davranışları ve mallara karşı talebi tahmin etmek. Burada önemli nokta nedir? İşte tüketim fonksiyonu ve birazdan gösterelim onu. İşte talep fonksiyonu gibi. Tüketim fonksiyonu deyince aklınıza ne geliyor? İşte C eşittir C0 artı küçük c YD. Nedir burada? C tüketimi gösteriyor zaten. C0 otonom tüketimi gösteriyor. Y'de nedir?
harcanabilir gelir gösteriyor. Harcanabilir gelir. Gelir. Ve şu küçük C'de nedir? Marjinal tüketim eğilimi. Tüketim eğilimi. Evet. Bu bilgiler ışığında ekonometride biz ne yapıyoruz? C ile YD arasındaki ilişkiyi, yani C ile, yani tüketim ile harcanabilir gelir arasındaki ilişkiyi tahmin etmeye çalışıyoruz. Bu tahmin tüketim fonksiyonunu tahmin etmemize yarıyor. İkincisi ne dedik? Talep fonksiyonu dedik. Talep fonksiyonu, yani bu şık içinde ele alabileceğiniz şeylerden biri. Talep fonksiyonunda bir mala olan talep miktarı eşittir. Neyin fonksiyonu? Fiyatın fonksiyonu. Ceteris paribus diyebiliriz. Aynı zamanda bunu biraz daha genişletirsek, bu malın fiyatının dışında, bu malın fiyatının dışında ikame malların fiyatı, tamamlayıcı malların fiyatı, işte malın elde ettiğimiz gelir ve zevk ve tercihler talep fonksiyonu oluşturuyor. Yani şunların, şu büyük uzun modele bakacak olursak, şu uzun modele bakacak olursak burada bir bağımlı değişkenimiz var. 1, 2, 3, 4, 5 tane bağımsız değişkenimiz var ki 5, yani 6 değişkenle bir model kurulmuş oluyor. Bu da ekonometrik bir model olarak karşımıza çıkıyor. Üçüncüsü işte üretim, yatırım fonksiyonları gibi makro modelleri tahmin etmek. Üretim, yatırım fonksiyonu gibi makro modelleri tahmin etmek. Makro modelleri tahmin etmek. Nedir bunlar? Üretim yatırım fonksiyonu dediğimiz şey. Üretim fonksiyonu en temel anlamda, tabii ki üretim faktörlerini biliyorsunuz, 4 tane var ama onun temel olarak kullanacağımız nedir? K ve L, yani sermaye, kapital ve labor, sermaye ve iş gücü. Bu üretim fonksiyonu ışığında bir analiz. Bunu tahmin etmek için de kullanılır diyor makro modeller. Ya da ne diyor? Yatırım fonksiyonu. Yatırım eşittir. Bildiğiniz gibi otonom yatırım eksi BI. Yani otonom yatırım. Şu B nedir? Yatırımın faize göre duyarlılığı, değil mi? Yatırımın faize göre duyarlılığı. Faize duyarlılığı. Duyarlılığı. Evet. Bunu da bir kenara not edelim. Yani neymiş? Ekonometrinin kapsamı birincisi iktisadi dalgalanmaları analiz etmek. İkincisi tüketici davranışları. Tüketim fonksiyonu dedik, talep fonksiyonu dedik. Üçüncüsü üretim yatırım gibi birçok var tabii ki. Makro modelleri tahmin etmek için kullanılıyormuş. Evet. Devam edelim. Şimdi üretim fonksiyonu deyince biraz daha açacağız şimdi üretim fonksiyonunu. Üretim fonksiyonu diye başlık açalım şöyle. Üretim fonksiyonu. Evet. Üretim fonksiyonundan kastımız şu şekilde. Biraz önce dediğimiz gibi Q eşittir. F K L'ydi. Birçok üretim fonksiyonu var. Üretim fonksiyonlarından biri de en çok kullanacaklarımızdan biri. Cobb-Douglas tipi üretim fonksiyonu. Cobb-Douglas tipi üretim fonksiyonu nedir? İşte Q eşittir A çarpı K üzeri alfa çarpı L üzeri beta gibi bir fonksiyon olarak düşünebilirsiniz. İşte alfa ile beta'nın 1'e eşit olması, sabit üretim fonksiyonu, işte artan üretim fonksiyonu ya da azalan üretim fonksiyonu şeklinde ölçüye göre artan, azalan ve sabit üretim fonksiyonu şeklinde değişim gösteriyor. Sermayenin tüm makine ve teçhizatlar olduğunu, değil mi? Bunu biliyorsunuz. Sermaye dediğimiz şeyin tüm makine ve teçhizatlar olduğunu. Emeğin ise bir başkası tarafından çalıştırılan, yazalım onu, çalıştırılan
ve emeği karşılığında ücreti alan kişi. Emeği karşılığında ücret alan kişi olarak isimlendirebiliriz emeği de. Bu şekilde ele alalım. Peki günümüzde nedir ekonometrik araştırmaların ilgi alanları? Günümüzde ekonometrik araştırmaların ilgi alanlarından önce biz ekonometrinin bir tam olarak ne olduğunu çizimini yapalım. Nelerle nelerin birleşiminden oluşuyor ekonometri? Şöyle bunu çizmeye çalışalım. Evet. Şimdi temel anlamda matematik, iktisat ve istatistik derslerinin birleşiminden oluşuyor. Şu aralık matematiksel istatistik, şu aralık iktisadi istatistik, şu aralık bu dönem öğrencilerin görebileceği matematiksel iktisat dersleri. Ama bizim için öncelikli olan kısım şu aralık ki burası ekonometriyi gösteriyor. İşte ekonometri bilmek, ekonometriyi çözümleyebilmek ve ekonometri yapabilmek ne demek? Matematik, iktisat ve istatistikten anlamak demek. Bu üç dersi de bileceğiz ki ekonometri dersinde başarılı olabilelim. Evet, en son ne diyorduk? En son söylediğimiz şey günümüzde ekonometrik araştırmaların ilgi alanları. Yazalım bunu da. Günümüzde ekonometrik araştırmanın ilgi alanları. Evet, bunları da madde madde yazalım. Biraz öncekinden farklı, yani ilk çıkış amacı, kapsamı dediğimiz şeyden farklı şeyler yok. Ama temel anlamda neler olduğunu yazmamızda fayda var. Üretim fonksiyonu çalışmaları. İkincisi tüketim fonksiyonu çalışmaları. Üçüncüsü talep tahmini. Dördüncüsü yapısal değişme tahminleri. Bir sonrası teknolojik değişme tahminleri. Ve son olarak politika belirleme çalışmalarında kullanılıyor. Evet, bu da önemli bir noktaydı. Günümüzde bunlar artık kullanılıyor ve çok daha fazlası tabii ki artık ekonometri için kullanılıyor. Peki ekonometrik araştırmanın aşamaları nelerdir? Ekonometrik araştırmanın aşamaları. Evet arkadaşlar. Bu kısım. Buraya aslında bir yıldız koymamızda fayda var. Çünkü bu kısım bizim tüm ekonometri dersinin temelini oluşturuyor. Ve buradan yola çıkarak her şeyi yazıyoruz. Bir nedir? Model kurulur. Model kurulurdan kastımız hipotez oluşturuluyor burada. Bir hipotez oluşturuyoruz, bir varsayımda bulunuyoruz. Yani matematiksel ifadelerle ölçülebilir bir forma sokuyoruz. Matematiksel ifadelerle ölçülebilir bir biçime getiriliyor. Nedir o getirilenler?
Mesela y ile x arasındaki ilişki. İşte b0 artı b1 x1 artı b2 x2 diyelim. İki tane bağımsız değişkenimiz var diyelim. Bunlarla y arasındaki ilişkiye bakıyoruz. İki numaralı işlem. Modelin parametreleri tahmin edilir. Modelin parametreleri tahmin edilir. Tahmin edilir. Burada parametre dediğimiz şey şudur. Yani aslında matematikte sizin hatırladığınız büyük ihtimalle şu B0, B1 ve B2'ye biz ne diyoruz? Katsayı diyoruz. Bundan sonra ekonometride bu katsayılara parametre diyeceğiz. Yani bu parametrelerin tahmin edilmesi ikinci aşamayı oluşturuyor. Daha sonra bu parametreler şöyle diyelim, parametrelerin test edildi. Parametreler anlamlı çıktı. O zaman ne diyoruz? Sağlıklı ve güvenilir sonuçlar kullanılır. Sonuçlar kullanılır. Evet. Bugünkü dersimizi burada bırakalım. Bir giriş aşamasında olsun. Daha sonra bu aşamaları uzun uzun açarak devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.